Tavuk bagetlerimiz var. İçine bal koyuyoruz. Amacımız burada tatlı, ekşi her şeyi şu tavuğun içine koymak. Yağ koymak, tatlıyı koymak, ekşiyi koymak. Bol miktarda bal koyuyorum. Sirke koyuyorum, balzamik sirkesi. Normal elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ekşiliği vermek için. Biraz susam yağı kullanıyorum. Birazcık soya sosu koyacağım. Tuzu vermek için. Birazcık zeytinyağı kullanacağım. Birazcık nar ekşisi kullanıyorum. Biraz normal beyaz sirke kullanıyorum. Birazcık zeytinyağı alalım, tuz karabiberimizi alalım. Soya kullandığım için tuzu birazcık azaltıyorum, bir nebze azaltıyorum. Bir çırpma tereyağıyla hepsini güzelce birbirine yediriyorum. Neredeyse bir vinaigret, salata sosu kıvamına getiriyorum. Fırınım 200 derecede. Yaklaşık bir 20 dakika bu sosla beraber pişireceğim. Güzel kıvama getirdim. Tavuklarımı içine atıyorum bagetleri. Şöyle iyice bir karıştıralım. Bir hoplatalım. Tepsinin içine koyuyorum. Fırının içine ne atarsak atalım, aralıklı atalım. Çünkü fırında sıcak havayla pişiriyoruz. Ve o hava akımını mutlaka sağlamak lazım. Çok dip dibe koymuyoruz. Üstüne tekrar akıtıyorum. 200 dereceye getirdiğim fırına atıyorum. Yaklaşık 20 dakika sürecek ama ben 20 dakika boyunca 2-3 kere fırından çıkartıp tekrar bu alttaki sosu kaşık yardımıyla üstlerine tekrar atacağım ki üstlerine iyice yapışsın. O sosu iyice emsin. Zaten zaman geçtikçe tavuğun da yağı çıkacak. O yağ da birleşecek. Yağla karışan o sosu üstlerine yedire yedire fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Tavuklarımız pişerken biz yanına güzel bir tabule yapalım. Bulgurlar için küçük bir tencere alıyorum şişirmek için. Kap da alabilirsiniz. İnce bulgurum var. Çiğ köftelik. Şöyle üzerine bir parmak çok az taşıracak kadar su koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuz ve karabiber atıyorum. Tuzu karabiberi hep ilk başta verin. Tekrar bir karıştırıp üzerini kapatıyorum. Alüminyum folyo kullanıyorum. Tencere kapağı da kullanabilirsiniz. Başka bir kase de kullanabilirsiniz. Şöyle kenara alalım. Kendi kendine şişsin. İsterseniz biz o sırada gelin bir tavuklarımıza göz atalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Dediğim şey olmaya başlamış. Yağ çıkmaya başlamış. Nasıl köpürüyor. Şöyle alıp üstüne tekrar atıyorum. Alıp üstüne tekrar atıyorum. Bunu bu 20 dakika boyunca 3-4 kere yapacağım. Tabulemizin içine koyacağımız malzemeyi dilimleyelim. Maydanoz kullanacağız, frenk soğanı kullanacağız, biraz kekik, biraz da kapya biber kullanacağız. Hepsini ince ince doğruyorum. Şöyle kenara alayım. Kekiklere başlayalım. Ne zaman baharat dilimlesek, rendelesek şöyle ince bir bohça yapın. Çok da fazla bastırmıyoruz çünkü narinler. Sıkı tutup küçük küçük ince 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 doğruyoruz. Sıra geldi kapya biberimize. İçini temizliyorum. Beyazlarını mutlaka alıyoruz. Çekirdeklerini alıyorum. Uzun şeritler halinde önce kesip sonra da küçük küçük doğrayacağım. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Tek bir kere üstünden geçiyorum. Gelin tavuklarımıza bir kere daha bakalım. O istediğim kahverengileşme olmaya başladı bile. Altını şöyle kaplıyorum. Hadi tekrar fırına. Bir bulgurumuzu alalım. Bir çatal yardımıyla tırmıklıyorum. Baharatlarımın, kapya biberimin bir kısmını içine atıyorum. Bir karıştıralım, iyice yedirelim. Birazcık nar ekşisi ekleyeceğim. Birazcık da zeytinyağı koyacağım. Karıştırmaya devam. Artık tavuklarımızın da vakti zamanı geldi. Bir alalım. İyice bulandırıyorum. Tabulemizi alalım. Şöyle bir altına yatak yapalım. Tavuklarımızı alayım. Bir parça da üzerine maydanoz koyacağım.
Pratik ama gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu.